Şimdi Doğu'daki Doğu Roma'yı İstanbul'u almamasını çok güzel izah ettiniz. Kendisine bağlı bırakmakla, vergi almakla ve kültürel olarak da daha büyük bir toplum içerisinde erimemek. Ondan sonra Batı'ya dönüyor. Bu sefer de Roma'da aynı şeyi konuşuyoruz. Evet. Papa'nın buradaki rolünü anlatıyordunuz. Buyurun. Dediğim gibi Sasaniler meselesi var. Artık o bölgenin üç saç ayağından üç önemli gücünden Sasaniler ile hesaplaşma anı gelmiştir. Onun için Roma etkisiz hale getirilmiştir. Askeri siyasi yönden ve bunlar düşünülerek vakit kaybedilmemiş, geri dönülmüştür. Çünkü Sasani ordusuyla artık Hun ordusunun zaman ruhu olarak çarpışma anı, hani uzay filmlerinde uzay araçlarının göktaşlarının çarpışma anı gelir. Onun gibi karşı karşıya gelme anı gelmiştir. Bunu gören Atilla geri çekilmiştir, ordusunu çekmiştir. Tabii şartlarını kabul ettirerek. Papa meselesinde birkaç bir şey söyleyeyim. Muhtevası bilinmiyor ama değerler açısından Papa'nın özel kıyafetleriyle Atilla'nın huzuruna gitmesi bile Batı medeniyetinin, Batı dünyasının aciziyetinin en önemli yansımasıdır. Bunu telafi etmek için kilise kayıtlarında daha sonraki anlatımlarda çok olağanüstü şeyler anlatılır. Ama izleyicilerden istirhamım bu psikolojiyi unutmamak. Aslında o aciziyet her şeyi anlatıyor. Ondan sonrakilerin hepsi bu zavallılıklarını tabiri caizse telafi etme noktası. Ali Hocam, bu Atilla Hun. bir şey sormak isterim. Vatikan arşivinin işte 40 kilometre falan uzunluğunda olduğu söylenir. Söz Evet. konusu olan tarih 400'ler. Dolayısıyla Evet, 452. evet, yani papalık var. Bu o döneme ait olan Vatikan arşivlerine bakma imkanımız Türkiye olarak olabiliyor mu? Yani her yere açık, Vatikan arşivlerinin bütün noktaları açık değil ama bizzat gidip çalışmadığım için o dönemle alakalı kısımlar açık mı değil mi? Bir şey söylersem yanlış bilgi vermiş olurum. Sadece şunu söyleyeyim. Çok bilgi kirliliği var. İşte Vatikan arşivlerinde öyle ifadeler var ki papalık çökecek bunlar yayınlanırsa diye gibi çok abartılı şeyler var. Ben de şu cevabı veriyorum. Arşiv ellerinde öyle bir tehlike varsa yok eder belgeyi. Yani onun için en azından kendim olarak ifade edeyim ki oranın muhtevası hakkında konuşacak durumda değilim. Belgeler var mı o dönemle alakalı yok mu? Bilmiyorum. Onun için net bir şey söyleyemem o konuda. Atilla Roma seferinden sonra döner. Sasanilere sefer hazırlığı vardır ve İldiko adlı birisiyle evlenir. Ve zifaf gecesinde ağzından burnundan kan boşanmak suretiyle ki İstanbul surları önünde 814 yılında Bulgar hükümdarı Kurum Han'ın öldüğü gibi ölür ve tarihin akışı değişir. Burada rivayetler devreye girer. İşte nedir? İldiko Hunların mücadele ettiği her topluluktan, kavimden olur ve onun eliyle Atilla'dan intikam aldırılır. Tarihi hakikat bu değildir. Atilla ölmemiş, bir suikaste kurban gitmemiştir, eceliyle ölmüştür. Bir yanlışı daha düzelteyim. Çok yanlış bir algı var.
bugün artık batılı araştırmacılar bile kabul ediyor bunu. İşte sarhoş, ayık gezmeyen bir Atile imajı çizerler. Hatta o kadar çok içer ki içkiden vefat etmiştir. İşte vesaire anlatılır. Kaynakları en ince noktasına kadar taramaya çalışan biri olarak bunu doktora döneminden beri söylüyorum. Atilla kesinlikle çok içen biri değildir. Ve bugün batıdaki araştırmalarda aynı şeyi söylüyor. Ama çok uzun sürmeyen hayatına gerçekten bir cihan hakimiyeti sığdırmıştır. Döneminde bir medeniyet inşa edilmiştir. Ki bu Türkistan coğrafyasında ana yurtta değil, ana yurttan uzakta farklı bir coğrafyada yapılmıştır. Ve bu kadar problemler, meseleler karşısında yıpranan vücuttur. Doktorlarda da bu şeyi çok tartıştık. Aslında bir nevi ciğerlerin ve vücudun iflas etmesidir. Öldürülmüş müdür? Çok şey söylenir. Sadece bir noktayı belirterek bitireyim bu konuda sözlerimi. Düşünün, İldiko'nun feryadı ile Atilla'nın en has arkadaşları, silah arkadaşları, devlet adamları içeriye girer. Atilla kanlar içerisinde yerdedir ve İldiko başında ağıt yakmaktadır. İldiko'nun öldürmesini bırakın, Atilla gibi bir şahsiyet şüphe olsa, birazcık şüphe duysalar İldiko'nun suikastine kurban gittiğine dair, İldiko ve ailesi, sülalesi hayatta kalır. İldiko Hun adetleri gereği 2 yıl Hun ülkesinde kalmış. Atilla'nın yassını tutmuş. Bu da çok enteresan bir nokta. Çocukluğumda çok genç biri vefat ederse annesi, babası, özellikle annesi, kardeşi 2 yıl yas tutardı. 2 yıl hiçbir yere gitmez, gelmez idi. Bunlarda da böyle bir adetin olması enteresan geldi. Bir anekdot olarak söyledim. Tarihin akışını değiştiren adamdır Atilla. Türk tarihinin temel taşlarından birisidir. Ve şunu ifade edeyim son söz olarak. Avrupa coğrafyasında Roma karşısında hukuka dayalı, ki başka bir programda açılır, konuşulur bu. İsrail altını çizerek söylüyorum. Hukuka dayalı bir hukuk medeniyeti inşa edip Roma adaletsiz hukukundan, rüşvetinden, kokuşmuşundan insanların sığınak yeri olacak kadar bir hukuk medeniyeti inşa etmiştir. Bir kanun devleti kurmuştur demiyorum. Bir hukuk medeniyeti inşa etmiştir. Bunu çok şuurlu ve ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Onun için insanımızın, tarihe meraklı insanımızın Atilla'yı gerçekten tanıması ve bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Hocam, bu Atilla konusunda tabii en iyi konularda araştırma yapan akademisyenimiz olduğunuz için müsaade ederseniz birkaç şey sormak istiyorum. Hem kendi merakımdan hem de benimle beraber benim kuşağım, hatta genç kuşaklarında aklında kalan sorular bunlar. Şimdi bir tanesi, Atilla hem Doğu hem Batı Bizans, Roma İmparatorluğu'nu bir yerde vergiye, yani boyunduruğu altına almış olan bir insan olarak ve doktora tezinizin arkasında da çok muhteşem bir harita var. Bütün seferleri gösteren, biraz önce gösterdim, gene gösteririz. Yani Avrupa'nın her tarafında karış karış, hem kendisi hem kendisinden önce amcası, hallaç pamuğu gibi tabiri caizse Avrupa'ya atmışlar ve neticede de o günkü Avrupa'nın en büyük iki imparatorluğunu da dize getirmişler. Şimdi bunlara ait yazılı belgelerin bugüne kadar elimizde olmaması, yani
Atilla'nın yazılı belgelerinin. Denir ki Atilla'dan sonraki dönemlerde işte Papa onun önünde diz çöktü ama daha sonradan bu Batı Atilla'nın bir yerde varlığını veya bıraktıklarını sildi, attı, yok etti. Çünkü biraz önce de konuştuk. Yani Vatikan'da her şeyin en ince ayrıntısı varken Papa'nın bir Atilla'nın karşısında gidip diz çöküp ondan Roma'yı, şehrini almamasını rica etmesinin ve oradaki geçen konuşmaların, heyette bulunanların kim olduğunun, zamanının Vatikan arşivlerinde olmamasını ben düşünemiyorum. Yani dolayısıyla niçin şu ana kadar ona ait bir belge ele geçmedi? Yani yazılı belge, kendi yazılarından kastediyor. Şimdi aslında kaynaklardaki ince noktalarda Hunları diplomasi kullanırken elçilik heyetleriyle birlikte Atilla'nın mektuplar gönderdiği İstanbul Sarayı'na. Hatta Batı Roma İmparatorluğu'na değil de Batı Roma seferinde Frank devletine de mektup gönderdiğini biliyoruz. İstanbul Sarayı'nda tercüme ediliyor bunlar. İşte Hun dilinde diyor, İskit dilinde diyor, ifadeler çeşitli. Bunlar İskit olarak da adlandırılıyor malumunuz. Ama bunlardan hiçbir şey yok. Hiçbir bilgi yok bu konuda. Kendi devlet merkezimiz coğrafyada süreklilik arz edemiyoruz, kalamıyoruz. Evet, Hun bakiyeleri, kendisinden sonra gelen devletlere nüfus, tecrübe ve zihniyet olarak temel teşkil ediyor ama hareketli bir hayat tarzı, hep devamlı savaş, teyakkuz hali gibi bir sürü unsur bunların bize ulaşmasına mani oluyor. Benim şahsi kanaatim, somut bir şey söylemiyorum ama bu kadar büyük bir devlet tecrübesi olan, devlet derinliği ve felsefesi olan bir Türk devletinde kayıt tutulduğunu düşünüyorum. Fakat coğrafyalar istilalara açık. Onun için somutlaştıramıyoruz bu konuda. Papalık Vatikan arşivinde, yani bugünkü gibi yine söylüyorum, bilebildiğim kadarıyla söylüyorum. O günkü çok erken döneme dair pek fazla kayıt yok diye hatırlıyorum ben. Ama yine bu Vatikan arşivlerinde çalışan birilerine de sormak lazım bunu. Bir papalık makamının kurumsal kimliği ile değil, orada bir dini otorite olarak Roma Devleti'nin elçilik heyeti içerisinde yer alıyor. Bunu da unutmamak lazım. Ama yine söylediğiniz nokta önemli. Vatikan, ben de programdan sonra ilk işlerimden birisi Vatikan arşivlerinde çalışan birine ulaşıp bu soruyu hasreten sormak, öğrenmek. Onun için cevap veremiyorum, yanlış bilgi vermiş olurum bu konuda. Böyle bir bayan arkadaş var, ben programdan sonra şey diyeyim, hatta kendisi İstanbul'da, ki Vatikan arşivlerine girebilmek için eski İtalyanca bölümünü bitirip oradan belge almak icap ediyormuş. Bildiğim kadarıyla o belge olan tek Türk bu bayan. O konuda evet, bir şeyler yapmak lazım. Bir de efendim, şimdi ben tarihçi değilim ama bu yaşa kadar işte tarihle alakalanıyorum. Siz hocalarımızdan da faydalanıp bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Gördüğüm şu, şimdi İsa'nın doğumundan 400'ler öncesinde altın elbiseli adam ve İskit medeniyeti, işte altın elbise üzerinde gümüş kap, yazıt falan. Ondan 400 sene sonra, pardon, doğumdan 400 sene, yani yaklaşık 8 asır sonra Atilla'yı konuşuyoruz.
Ve sizin ben doktora tezi çalışmanızda da gördüm. Özellikle Yunanlı kaynaklar bunlardan zaman zaman İskitler diye bahsediyorlar. Şimdi görebildiğim kadarıyla Batı'nın Türk tarihinde yaptığı ince bir ayarlama var. Bizi geçmişimizde, bugünümüzde ve geleceğimizde devamlı olarak bölmeye, başka isimlerle adlandırmaya çalışıyor. Yani bunu bir gençlerimize şöyle misalle anlatalım. İşte Marmara Denizi var. Ama Marmara Denizi'nin de birçok körfez var. İznik Körfezi, Gemlik Körfezi gibi. Siz o körfezlerin hepsine bir deniz ismi takamazsınız. Yani biz bir bütünün parçalarıyız. Dolayısıyla Türk tarihini geçmişimizde bölüyorlar. Hun. Hun diye bir millet, kendine Hun diyen bir millet var mı? Yok. Bu Batı'nın taktığı isim. Hatta ki Batı'nın namuslu kısımları, siz bunu almışsınız eski dönemlerde yazılan kaynaklarda, İskitler diye bahsediyor. Yani bunlar İskitler. Yaşadıkları yer kadim Türkistan toprakları. Oradan geliyorlar. O adetlerle geliniyor. Ve o adetlerle yaşanıyor. Hatta bugün için bile işte bunların bakiyesi sayılabilecek. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde böyle düşünün, hani bir deniz, bir göl kurumuş da çukur yerlerde su birikmiş gibi. Daha önce de sizle konuşmuştuk. Gagavuzlar ve Sekellerin, ki Sekeller kendilerini biz Atilla'nın çocuklarıyız. İşte onun bir komutanı buraya gelinip çekilindi. İşte 3-4 bin atlı olarak burada bugüne kadar yaşandı deniliyor. Dolayısıyla bu yani Hun lafını da bir açıklık getirir misiniz? Şimdi söylediğiniz noktaya %100 katılıyorum. Yani Türk tarihi bir bütündür. Bütün içerisinde incelemek için bütünün parçalarıdır her bir dönem. Ama her bir dönemi bütünden ayırırsanız, bütünün ruhunu, zihniyetini, değerini, mantalitesini anlamadan o parçayla uğraşırsanız çok ciddi bir kopukluk olur. Türk tarihinde şuur vesaire anlamında. Aslında biz devletlerin kendilerine ne ad verdiğini, nasıl adlandırdığını bilmiyoruz. Sadece şu, devleti kuran ailenin ismi, den dolayı o devleti öyle adlandırıyoruz. Aslında İskitler mevzunu da ele aldığımız zaman diyeceğiz ki İskit değil, bu şey Türkistan'daki ana köke Sakalara ondan öncesine gideceğiz. Bu yüzden Türk tarihinin hangi dönemini ele alırsak alalım, bütünün ruhunu iyi kavramak gerekir diye düşünüyorum. Ve işte Hun kültüründen vesaire bahsedersen, aslında Hun dönemi Türk kültüründen, Türk medeniyetinden, Türk dilinden bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Fakat bir isim vermek lazım devletlere. İşte Selçuklu'da olduğu gibi, Osmanlı'da olduğu gibi kurucu ailelerden dolayı Hun ismi veriliyor. Kesinlikle Hunlar bir millet değildir. Böyle kabul edersek Hunları Türk tarihinin dışına iten zihniyetlerle aynı paralele düşmüş oluruz. Zaten eğer siz Hun tarihinin Türkistan'daki yüzü, büyük Hunları tanımıyor, anlamıyorsanız, Avrupa'daki Hunlar, Avrupa coğrafyasındaki Hun tarihinin hiçbir anlamı yok zaten. Değerlerinin, zihniyetinin, felsefesinin temel noktası ta Türkistan'daki ana coğrafya, ana yurda gider. Sadece o kesitleri adlandırmak için verilen bir isim bunlar. Ha, şu noktaya kesinlikle katılıyorum. Evet. Bir Göktürk medeniyeti, bir Hun medeniyeti, bir Timur medeniyeti Türkistan için isimlerini kullanmamız lazım. Kullanmamamız lazım. İşte Timur dönemindeki Türk medeniyeti, Göktürkler dönemindeki Türk medeniyeti. Sanki biz farklı dilleri
konuşuyormuş. Farklı zaman kesitlerinden, farklı köklerden geliyormuş gibi kendi kendimizi ayrıştırıyoruz. Aynen. Göktürklerin konuştuğu da Türkçe idi. Daha önce Batı'da Hunların konuştuğu da Türkçe idi. Ancak Hun dönemi Türkçesi Batı'daki, Göktürk dönemi Türkçesi, Osmanlı dönemi Türkçesi, Selçuklu dönemi Türkçesi. Ha, çok teknik olarak sahanın uzmanlarının tartışacağı nokta başka. Ama kamuoyu önünde bu kavramlara dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü biz devletler bazında bakarsanız ilk Türk devletinden bugüne kadar devletimizin resmi dili, toplumumuzun dili hep Türkçe olmuştur. Evet. Ve Türkçe ile yaşamıştır. Biz millet sosyolojik olarak millet gerçeğinde ana noktamız, çünkü boy şuuru çok ön plana çıkmıştır, birleştiren nokta dilimiz olmuştur. Evet. Bu yüzden Türkçe farklı coğrafyalardaki değişimler geçiren, etkileri yapan vesaire bütün Türk boylarının ortak kimliği ve kökeni, aidiyet noktası olmuştur. Eğer biz Türkçenin Türk tarihindeki, Türk devletlerindeki yerini bir kenara koyarsak, o zaman boylardan bir millet çıkartan zihniyetlere hizmet etmiş oluruz. Dediğiniz çok önemli hocam. Evet. Hocam bir de bu Atilla gibi işte hem Doğu hem Batı Roma'dan büyük yıllık altın bazında vergi alan bir insan olarak çok zengin bir en azından hani böyle kılıçtır, altındır. Dolayısıyla eski adetlerde de bu ölenlerin yanında onların bu kıymetli eşyalarıyla beraber gömülme geleneği de var. İşte bir söylenti, bunu size soracağım tabii doğrusunu. Tuna Nehri'nin yatağının değiştirilip Atilla'nın gömülüp tekrar yatağın üzerine çevrilmesi. Fakat beni 50 yıldır kafamı kurcalayan bir şey vardır. Atilla gibi Avrupa'nın göbeğinde yaşamış ve ölmüş ve söylentilerinde %99'u Tuna altında mezarı ve kabaca belgesi de belli olan Atilla'nın mezarını bugünkü Batı teknolojisi neden bulup çıkartmaz? Evet, yani yeri belli değil her şeyden önce. Çok fazla zaman geçti. Coğrafya o kadar hareketli, o kadar akan bir coğrafya ki. Yani zaman üzerindeki çok fazla topluluk ve çok hızlı akıyor zaman. Yani bulunduğu, çıkartıldığı, yağma edildiği, hiç bulunmadı. Bu sorulara cevap verebilecek konumda değiliz aslında. Yani sadece maddiyat olarak düşünsek bile, hani tarihi yönü, tarihi değeri bize ait ki bizim kadar Batı tarihinde de önemli Atilla. Yani yeri belli olacak olsa gerçekten çıkartırlar. Buna yönelik çok ciddi masraf yaptıkları arkeolojik buluntular var, arkeolojik çalışmalar var Macaristan başta olmak üzere. Ben öğrendikleri, emin olmaya çalıştıkları her yeri kazdıklarını düşünüyorum. Bazılarında biliyorum ama çok zor. Yani Atilla gibi bir hükümdar, hani toplulukların gidişatını değiştiren ve çok fazla düşmanı olan bir hükümdarın mezarının belli olmaması için gerçekten çok özel gayret sarf ettiklerini düşünüyorum. Yani Batı bilinçaltı, ben şunu söylemek istiyorum. Yani Batı bilinçaltı zaten işte 21. yüzyılda katil, canavar, içkici, saldırgan olarak tanıttığı Atilla ve onun şahsındaki Türk dünyası imajının bu mezarın bulunmasıyla yıkılacağı inancındayım. Çünkü oradan çıkacak olan eserler, belki de onun için yazılmış olan bazı destanımsı şeyler de çıkacaktır. Tabii bunları izah etmeleri çok zor olacak. Nasıl işte barbar ve medeniyetten çok
uzak olarak göstermeye çalıştıkları Türk toplumun işte göçebe bir şeyden anlamaz, koyun çobanı olarak gösterdikleri medeniyet, altın elbiseli adam da 4000 parça altınla ve gümüş kap üzerindeki yazıyla aslında onların canına ot tıkadı. Ondan 800 sene sonra altın elbiseli adamlar ölmüş olan Atilla'nın da mezarının bulunmasıyla aynı etkinin den olmasından korktukları gibi bir düşüncem var. Tabii ki benimkisi bir şeye dayalı değil, tamamen düşünce. Bir de efendim Atilla'dan sonra 3 tane burada, affedersiniz, burada bir şey söyleyeyim de hakkını da teslim edelim. İnanın şeyle, toplum geneli bazında söylemiyorum ben. Aydın yabancılaşması temelinde harekette söylüyorum. Bizde de bahsettiğiniz hususlarda düşünen insanlardan, işte Yağmacı, Çapulcu, işte son büyük bir cehalet ve cehaletle devamını getirmeyeyim, söylendiği gibi mafya gibi benzetme oranları inen Batı'dan az değil. Yani bizde Atilla'ya nasıl hakkı veriliyorsa Batı ilim dünyasında da aynı noktada Atilla'ya hakkını teslim eden konuştuğumuz mevzulara yakın görüşlere ulaşan insan sayısı da fazla değil. Onun için ben görüşünüze katılamayacağım. Evet. Yalnız hocam şimdi Türkiye'de de biliyorsunuz 38 sonrasında milli eğitimde Batı giderek hakim. Mesela bu konunun akademisyeni ve doktorasını bu konuda yapmış değerli bir hocamız olarak biraz önce anlattığınız anekdot, yani işte amcasının ölümünden sonra tahta geçen Atilla'nın gelen Roma elçisini at üzerinde karşılayarak onlarla görüşme değil, aynı seviyede görüşme yapan değil, onlara anlaşmayı dikte ettiren bir pozisyonda olması bir harikulade diplomasi örneği. Peki bu konu Ali Ahmet Beyoğlu dışında hocalarımız tarafından, hatta ortaokul ve lisede, üniversitelerde niçin çocuklarımıza anlatılmaz? Yani geçmiş tarihimizde ve Atatürk'ün de işte ilk başlangıçta sözünü söylediğimiz gibi bu kadar tarihimizde gençlerimizi güçlendirecek, onlara moral, motivasyon verecek olan birçok örnek varken biz bunları hiçbir şekilde okutmuyoruz. İşte söylediğim gibi ben şu anda iddia ediyorum, sokağa çıkalım 1000 tane üniversite okuyan çocuğa Atilla hakkında soru soralım. Bunların kahir ekseriyetinden doğru dürüst bir cevap alamayacağız. Yani bu kendiliğinden olmuyor. Eğitimin neticesinde bir toplum pop ve topa sürüklenmiş durumda. Bu konulara arkasını dönmüş durumda. Neticesi de böyle oluyor. Bir de Atilla'nın ölümünden sonra 3 tane oğlu var. Sizin doktora çalışmanızda okudum. Onların da akıbeti konusunda bir kısaca bilgi verir misiniz? Yani imparatorluk bir yerde onların eline geçiyor. Ama ondan sonraki nesle kalamıyor. Neden? İlk oğlu İlek, büyük oğlu İlek. İşte bazı sıkıntılar olsa da kendisine sonra tahta o geçiyor. Fakat Gotlarla olan savaşta hayatını kaybediyor. Babasının ölümünden bir yıl sonra değil mi efendim? Evet, babasının ölümünden bir yıl sonra. 454 yılında yanlış hatırlamıyorsam hayatını kaybediyor savaşta. Devlet tabii dağılıyor. Dağılmasının sebebi şu: devletin merkezi yapısı ve Atilla'nın o korku salan, psikolojik korku salan gücünün kaybolması, kavimleri, toplulukları, hakimiyet altına alınan toplulukları bir arada tutan önemli bir unsur. Bu gidince devlet dağılmaya başlıyor. İsyanlar başlıyor, savaşlar başlıyor. Ortanca oğlu Dengizik ve küçük oğlu İrnek. Şöyle düşünüyorum okuduklarından yola çıkarak. Cesareti, savaş gücü, askeri yönü, kahramanlığı Atilla'ya benzeyen Dengizik,
aklı, zekası Atilla'ya benzeyen İrnek veya Atilla'nın bu yönleri İrnek, diğer yönleri Dengizke geçmiş. İlk başta beraberler iki kardeş, fakat bir usul tartışması yaşanıyor. Dengizlik doğurma ile mücadele eden yana, İrnek görüyor bunun sonuçsuz kalacağını ve ayrılarak kendine bağlı kütlelerle aslında tarihi devamlı sağlayacak çok doğru bir karar veriyor ki bu grup o grup oylarıyla beraber Bulgarların temelini oluşturuyor. Bir noktayı belirteyim. Priskos anlatır. Atilla çok ciddi gülmeyen bir insan. Sadece küçük oğlu İrnek huzuruna geldiği zaman gülümsermiş. Merak ediyor, sebebini soruyor bunu. Kahinler demiş ki senden sonra soyun dağılacak, İrnek ile devam edecek. Onun için ona özel bir sempati duyar, o geldiği zaman gülümsermiş. Kahinlerin söylediği oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama tarihi realite öyle. Bugüne kadar bugüne Atilla'nın soyunu küçük oğlu İrnek'ten devam ediyor. Büyük olduğunda da şunu görüyorsunuz, altında devlet kalmamış ama o tüplerdeki o müthiş bir beylik ruhu var ya, beylik gururu, bunu yaşatan, devam ettiren bir insan. Kendi varlığını koruma peşinde ama hala insanların derdiyle ilgileniyor. Görüşmeleri yapıyor, emirler veriyor. Müthiş bir mücadele dönemidir Dengizlik'inki. Ama yine kendi kanından, canından bir Hunlu subayın ihanetiyle Roma'nın eline düşüyor. Doğu Roma'nın 464. Hatta kesilen başı İstanbul sokaklarında dolaş. O kadar çok uğraştırıyor ki Roma'yı bir kurtulmanın şeyi gibi, sembolü gibi dolaştırıyorlar. Tabii bununla birlikte artık resmen Hun devleti sona eriyor. Burada şu nokta, aslında Hun insanı, yani Hun dönemindeki Türk insanı daha doğru bir ifade ile kaybolmuyor. İşte Avarlar gibi daha sonra gelen Türk boyları içerisinde devam ediyor. İşte bugüne kadar devam eden isim olarak tabii daha sonra Slavlaşıyor vesaire ama Bulgarların kuruluşunda çok etkin bir rol oynuyor. Bulgarlar atalarından biri olarak kendi kaynaklarında Atilla'yı gösteriyorlar. Bu yüzden de Hun devletinin veya Hun toplumunun devamlılığını sağlıyorlar. Üç kardeşin hikayesi bu şekilde. Ama Dengizlik gerçekten eğer İrnek'in aklı ile birleşse, İrnek'le beraber ayrılsa belki de çok kısa bir süre sonra gelen nüfusla birlikte çok güçlü bir devlet yeniden inşa edilebilirdi diye düşünüyorum. Bu Atilla'nın çocuklarının da ölümünden sonra bir kısım Hunların tekrar Türkistan topraklarına, kadim Türkistan topraklarına döndüğü söylenir. Buna katılır mısınız? Yani arkeolojik buluntular, arkeolojik şu anda arkeolojik kazı yapılan yeri hatırlayamadım. Kazakistan bozkurlarında. Buradaki çalışmalar da gösteriyor Hunlara ait bir grubun oraya döndüğüne dair. Türk tarihinin temel dinamikleri açısından da normal bir hadise bu. Dönmeleri de normal bir hadise ama çok geniş bir bilgi yok. İşte nerelere yerleşmişlerdir, ne yapmışlardı bilinmiyor ama çok ciddi arkeolojik deliller var bununla alakalı. Sekeller konusunda ne dersiniz? Onlar işte Atilla'nın bir komutanı ve aileden birisinin 4000 atlıyla bugün Sekelistan dediğimiz topraklara çekilip bugüne kadar o kültürü yaşattıkları söylenir. Hatta onların senede bir Atilla'yı anma bayramlarında kadınlı erkekli atlarla bir geçişleri var. Kurt sembolleri ve Sekel dilinde de... Evet. Türkçenin çok büyük izleri var. Buyurun.
Evet, Türkiye'de İsmail Doğan, Atilan Torun'u sekeller diye bu konuda çalışıyor. Hem kaynaklar bazında hem bildiğim kadarıyla oralara giderek saha çalışmalarıyla. Yani sekellerin Türklüğü noktasında hiçbir problem yok. Ama bunların birebir devamı mıdırlar, değiller midirler? Bu konuda bir şey söyleyebilecek konumda değilim ama dilleri ki dil bilimciler Göktürk Türkçesini kullandıklarını, Seke adını verilen Göktürk Türkçesini kullandıklarını söylüyorlar. Bildiğim kadarıyla saha çalışmalarında 2800'den fazla şahısla alakalı kelimelerin 1800 tanesi direkt Türkçe'yi de alakalı. Hatta Sekel ismini Saadettin Gömeç yanılmıyorsam Orhun abilerindeki sigil ile de bağlantı kuruluyor. Şeyleri bile bulundukları yere uygun işte Çağatay Türkçesinde asil soylu manasına geliyor. Macarca'da sınır muhafızı manasına geliyor. Türk kimlikleri konusunda adetleri vesaire her açıdan bir şey yok, bir problemi yok. Fakat bunlar daha sonra oluşan bir grupta tarih şuuru mudur? Hunlara bağlama. Yoksa direkt Hunların devamı mıdırlar? Takip edebilen ana kaynaklarla da direkt bir bilgi yok. Fakat şöyle ifade edeyim, düşüneyim. Doğa Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan, devlet kuran, kurmayan, askeri güç olan topluluklar birbirini harmanlaması, birbirinin aktarıcısı, devamı niteliğinde ise tamam mı? Sekellerinde Hunların veya daha sonraki boyların devamı olması arasında hiçbir fark yok. Yani benim açımdan önemli olan onların eski Türk kültürü çerçevesi içerisinde bulunmaları, kendilerini Türk veya Hun görmeleri. Önemli olan bu. Ama direkt işte tarihi deliller ileri sürerek kaynaklardan şundan şundan bunlar Hunların devamıdır diyebilecek konumda değilim. Fakat kültür dairesi içerisinde Hun kültür dairesi, medeniyet dairesiyle Sekelerin kültür, dil dairesi aynı daire. Evet. Bunu ifade edebilirim sadece. Hocam çok güzel bilgiler verdiniz. Tamamlamak istediğiniz bir görüşünüz var mı? Veya son çok teşekkür ediyorum. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Evet. Bugün teşekkür Ali Ahmet Beyoğlu hocamız ki doktora tezi daha sonra Türk Tarih Kurumu tarafından da yayınlandı. Biraz önce kitaplarını da tanıttım. Tabii bir akademisyen olarak Atilla konusundaki yaptığı doktora çok kıymetli. Ondan önceki yüksek lisans tezi de zaten gene Pirikrus'un yani Atilla'yı bizzat gidip ziyaret eden, onu yaşadığı zamanda görmüş, tanımış bir insanın yazdığı bir verini inceleyen bir hocamız olarak çok çok kıymetli bilgiler aldık. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah ileride diğer çalışmalarınızla tekrar Türk gençlerini aydınlatmak için sizi rahatsız etmek isterim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. İzleyicilere de saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eksik olmayın.